Var mıdır, vacip midir? Sizde orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmış? İslami mezhebine göre evde nikah gerekiyor mu? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyor, yuvalarınıza huzur diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Cenab-ı Allah memleketimize hayırlar ihsan etsin, mazlum milletlere, mazlum Müslüman kardeşlerimize nusretini yaysın inşallah. En kısa zamanda refahlarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz Rabbimizden. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir saatlik bu zaman dilimini her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile paylaşacağız ve değerli hocamızı ağırladığımız bu programda siz kıymetli izleyicilerimiz gerek ülkemizden, gerek gönül coğrafyamızdan, gerek dünya üzerinde bizi izleme imkanı bulduğunuz tüm her yerden canlı yayın vesilesiyle ulaşıp değerli hocamıza dini konularla ilgili merak ettiğiniz soruları sorabileceksiniz veya sosyal medya vasıtasıyla katılım sağlayabilirsiniz. Facebook, Twitter, Diyanet Esuralım adreslerinden de ulaşımla anlık iletilerle programımıza dahil olabilirsiniz veya diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresi üzerinden de soru, görüş ve önerilerinizi de geniş olarak paylaşabileceğiniz bir pencere burası. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr bu adresten de iletişimlerinizi sağlayabilirsiniz. Telefonumuz 0312 294 42 94. Kıymetli hocamıza sizler adına hoş geldiniz deyip birlikteliğimize başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sıhhat diliyoruz. Allah razı olsun, bir mukabele. Hocamız. Yine izleyicilerimizin sosyal medya, mail üzerinden ve canlı yayın vesilesiyle soracakları sorular var. İnşallah. Daha çok canlı yayın spontane geliştiği için efendim sorular. Tabii. Canlı yayında değerli izleyicilerimizin artık sorular, onların takdiri, cevapları da ilminizden istifade ederek. Allah yardımcımız olsun inşallah. Payıma ve payımıza düşeni inşallah alacağımız bir program olması ümidiyle. Bismillah diyelim. İzninizle ilk durağımız Ankara muhterem hocam. Sami Aslan hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Aslan, Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Benim bir sorum vardı. Ben uzun yol şoförüyüm. Evet efendim. Günlük namazlarımı nasıl kılmam lazım? Seferi olarak mı yoksa normal olarak mı? Durmadan şehir değiştirdiğim için. Evet. Onu bir rica edecektim hocamdan. Hay hay efendim. Soralım. Yani gittiğiniz şehirlerde kalma durumundan bahsetmiyoruz değil mi efendim? Devamlı yok, yolda yok, hareket. Kalma yok. Devamlı peki, yolda intikal hareket halinde. Hay hay efendim. Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı Sami Bey? Bir de şunu soracaktım. Buyurunuz. Bir miktar bankada faizsiz hesapta param var. Evet. Bunun sizin programı dinlerken hocam bu parayı faize yatırıp faizini alıp fakirlere dağıtma. Bir görüşe buyurdular. Göre böyledir buyurdular hocam. Evet efendim. Evet. Şimdi ben bunu torunuma, kızdan olma torunuma verebilir miyim? Yani bu böyle bir şekilde yapabilir miyim? Onun için bir. Soralım değerli hocamıza, bu para diğer usullere girer mi? Yani verilmez denilen, toruna düşmez denilen usullere girer mi? Yoksa verilebilir mi? Kız ya da erkek olmasının da önemi var mı? Onu da soralım çocukların. Teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Ankara'ya selamlar Sayın Aslan. Katılımınız için teşekkürler efendim. Allah razı olsun. Allah tekerinize taş değdirmesin inşallah. Hayırlı yolculuklar dileyelim size de. Evet değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun yol şoförü, namazlarımı nasıl kılarım? Evet. Bir defa memleketine, evine geldiği zaman kaç gün kalırsa kalsın evinde tam kılacak. 3 günde kalsa, 2 günde kalsa kendi evinde tam kılacak. Ha, 90 kilometre veya daha uzak bir yola gittiği zaman bulunduğu yeri, işte semti, şehri geçtikten sonra artık namazlarını öğle, ikindi ve yatsı namazlarını kasrederek yani 2 rekat olarak farzları evet kılar. Ama diyelim ki bir yere gitti, orada iş bekliyor ve 15 günden önce de iş çıkmayacağı belli. Orada 15 gün veya daha fazla kalacak, o zaman tam kılar. Ama gittiği yerde acaba iş ne zaman çıkar? Bugün mü çıkar, yarın mı, 3 gün sonra mı, 5 gün sonra mı? Eğer bunu bilemiyorsa orada kaç gün kalırsa kalsın tamamını seferi kılar. Bu Hanefi mezhebine göredir. Ama Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre 4 günden fazla kalacaksa o zaman orada tam kılması gerekir. Evet efendim. Biz şöyle diyoruz. Kişisel yaşantıda yani bir Müslümanın kendi şahsi dini yaşantısında kendi mensup olduğu, zorunluluk olmadıkça, zaruret olmadıkça mensup olduğu mezhebin görüşlerine uymalıdır. Dolayısıyla şimdi bu kişi eğer Hanefi ise Hanefi mezhebine göre.
Şafii ise Şafii mezhebine göre hareket etmelidir. Yani etsin, tavsiye ediyoruz. Ki anladığım kadarıyla Hanefi mezhebinden öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla o zaman ne yapacaktır bu? Gittiği yerde 15 günden daha fazla kalmayacaksa namazını ikişer rekat olarak öğle, ikindi, yatsıyı kılacaktır. Ha, bu bir. İkinci sorusu diyor ki bankaya para meselesi. Şimdi biz, sen güzel hatırlattın. Ben bu insanın elindeki parayı koruması ile ilgili bazı alternatiflerden bahsettim. Evet efendim. Ve bazı alimler bankaya parayı faizsiz, yani vadesiz mi diyorlar ona? Vadesiz hesap, evet. Vadesiz yatırıldığı zaman banka faiz tahakkuk ettirmiyor. Ve istediğin zaman gidip o parayı alıyorsun. Orada emanet gibi duruyor. Bazı alimler bunu tavsiye ediyor. Niye? Çünkü diyor ki sen faiz almıyorsun. Faiz almıyorsun. Dolayısıyla faiz almış gibi günaha girmiyorsun. Bazı alimler de diyorlar ki, evet faiz almıyorsun ama sen orada faize yardımcı oluyorsun. Senin paranı ne yapıyor? Banka işletiyor. İşletiyor, faize veriyor. Dolayısıyla sen ona yardımcı oluyorsun. Öyleyse sen öyle yapacağına oradan faizi al. Vadeli hesaba yatır. Vadeli hesaba yatır, faizi al ve fakirlere ver diyor. Bu iki görüş var. Ayrı ayrı. Bunlardan hangisi tercih edilebilir? Benim gönlüm ikinciye yatıyor. Ama sen birinciyi de tercih eden hocalarımız da çok. Ha, ama bunu torunuma verebilir miyim? Oradan aldığım faiz. Doğru efendim. Bu zekat değil. Bir de kız... Fitre hocam. Değil. Fidye değil. Kefaret değil. Dolayısıyla bu parayı kime verilecek? Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. İster, hatta şöyle bir şey, bu hangi ülkenin fetva kurulu bu konuda bir karar veriyor. Cami ve vermemek gibi filan bir şey kayıt koyuyor ama bence öyle bir şeye de gerek yok. Bir hayra vermesi. Ama daha çok fakire vermesi en iyisi. Tasadduk yani. Bu tasadduk mesela. Ama şimdi torununa verebilir. Evet. Fakat bu bir istismar konusu olmamalıdır. Yani ben bunu bankaya yatırayım, faiz alayım, nasıl olsa torunuma vereceğim. Böyle değil. Yani o faizden, o verdiği, o faiz parasından kurtulma olarak değerlendirilmeli. Sevap şimdi, olarak görmemek lazım. Peki efendim. Sevap zaten bekleyemezsin. Şimdi bak bir şey örnek vereyim size. Şimdi benim sizden alacağım var. Evet. Siz de yoksulsunuz. Ben o alacağımı zekatıma sayabilir miyim, sayamaz mıyım? Bu tartışılmış. Hükmü temlik buyurmuş. Bu tartışılıyor. Evet. Ve bunu caiz gören alimlerden birisi ki o tabiun alimlerindendir. Diyor ki bu ancak karz olarak verdiği, borç olarak verdiği parayı zekatına sayabilir. Bir mal satıp da bundan dolayı alacaklı olduğu parayı sayamaz diyor. Evet. Sebep? Çünkü kişinin aklına şu gelebilir. Ya bu adam parayı ödemeyebilir. Ama ödemezse ben de faizime sayarım. Ben ticaretimi yapmış olayım diye. Bir mal var arada. Yani bir ilerisinde bir menfaat sanki kendisine dönecek şekilde. Şimdi ben diyelim ki malım var, bunu satamıyorum. Doğru efendim. Sen de müşteri oldun. Senin parayı vermeme ihtimalin var ama buna rağmen sana veriyorum bunu, satıyorum. Biraz da karlı satıyorum belki. Ama diyorum ki nasıl olsa bu vermezse sonra ben zekatıma sayarım. Böyle bir sahibi olmaması için diyor ki bu alim, ancak karz olarak, borç olarak verdiği alacağını diyor zekatına sayabilir. Ama mal satıp da bundan dolayı olan alacağını sayamaz. Çünkü böyle bir sahibi işin içine girer diyor. Evet. Şimdi ben burada çağrışım yaptı. Yani torunuma verebilir miyim? Evet verebilirsin ama aslında bu aldığın faizi fakire verme, ondan kurtulmadır. Sen faize yatırırken ben bunun faizini alayım da torunuma vereyim diye yatırırsan o zaman faiz almış olursun. Ama böyle bir durum, niyet yok. Şimdi yatırmışsın. Faizde tahakkuk etmiş. Ben bu parayı ne yapayım? Ha, şimdi öğrendin. Torunundan muhtaç verebilirsin. Ama bu ilerisi için tehlikeli. Peki efendim. Bilmem anlatabildim mi? Hay hay, gayet net. Beyefendi hangisini arzu ediyorsa tercih tabii, ediyorsa. Tabii. Torunla ilgili de bu şerhlere dikkat ederek o evet. Zaman verecekler. Peki efendim. Devam ediyoruz. İki sorusu vardı, cevaplandı. Almanya'dan bir izleyicimiz Ali Arslan kol attığımızda Almanya'daki Müslüman kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Selamun aleyküm hocam. Ben Ali Arslan kol, Almanya Münih'ten. Aleyküm selam ve rahmetullah.
Selam olsun. Buyurun. Ben burada her kurban bayramında kurban kesiyorum. Kurbanla ilgileniyorum. Yani hayvanların kellesini kesiyorum. Evet. Ve burada sorulan sorulardan en fazla bir soru aklıma takılan bir şey var. Biz burada büyükbaş hayvan olsun, küçükbaş hayvan olsun, bilhassa büyükbaşta hayvanları önce kafalarına bir boru şeklinde bir elimizde bir aletle arkasına kuru sıkı koyarak beynine bir zım şeklinde bir beyine bir vuruyoruz ve hayvanları uyuşturuyoruz. Şoklama mı yapıyorsunuz? Şok, evet, şoklama. Beynine bir metal giriyor mu? Evet, beynine bir metal, bir çivi gibi bir metal girip çıkıyor. Ha, girip çıkıyor. O anda beyin devreden çıkıyor yani. Evet. Bu işe nasıl bir cevap verirsiniz bilmiyorum. Yani internette bakıyorum, doğru düzgün bir cevap alamıyorum. Peki soralım değerli hocamıza, sormamız gereken başka bir konu açması. Peki başka yolla kesme imkanınız var mı? Başka yolla yok. Başımızda veteriner sabahtan akşama kadar duruyor. Hiç yani başka hiçbir şansımız yok. Anladım. Küçük baş hayvanları elektroşokla yapıyoruz. Ama büyük başta bu dediğim gibi bir aletle beynine bir metal girip çıkaraktan. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Teşekkürler. Sıhhat diliyoruz. Allah razı olsun. Almanya'ya selamlar. Şimdi bu Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımızın epey bir problemi. Evet efendim. Hatta şimdi Türkiye'de de bu yola girme, bu yöntemle hayvanları kesme şeklinde, hani bu Avrupa Birliği'ne uyum yasaları var ya. Doğru. Şu anda onun zorunluluğu da var. Yani ona bir zorunluluk var. Türkiye'de de böyle bir zorlamalar var ama şu anda direniyor Türkiye bildiğim kadarıyla. Çünkü bizimle Tarım Bakanlığı istişareler yaptı bu konularda. Şimdi bize tabii bu çeşitli ülkelerden sorular da geldi. Kurulumuza da sorular geldi. Burada biz şunu tavsiye ediyoruz. Bir, asıl olan şey herhangi bir harici müdahale olmadan bizim bildiğimiz klasik yollarla kesim. Zebah dediğiniz. Yani boğazdan hayvanı yatırıp bizim kestiğimiz peki gibi efendim. Şu anda. Türkiye'de biz nasıl kesiyorsak öyle kesmek. Asıl olan bu. Ha, bir de şunu antiparantez diyelim. Açıklayalım. Hayvan kesiminde kurban kesmekle etlik kesme arasında fark yoktur. Yani bir hayvan ya kesilmiştir eti yenir ya kesilmemiştir mundardır. İster bu kurban olsun ister etlik olsun fark etmez. Dolayısıyla bu söylediğimiz şeyler sadece kurbana münhasır değil. Genel anlamda hayvan kesimiyle ilgilidir. Hay hay efendim. Ha. Şimdi dolayısıyla birinci önceliğimiz bizim. Ne yapacaktır? Normal hayvanı herhangi bir dış müdahale olmadan yatıracak, boğazından kesecek. Buna ne diyoruz? Klasik kesim diyor. Evet. Peki bunu yapamıyor. Buna içinde bulunduğu devlet izin vermiyor ki bu arkadaşımıza öyle diyor. O zaman... Ya da hayvana güç yetirilemiyor olabilir. O da olabiliyor tabii. O zaman yapılacak olan şey nedir? Bu hayvan o uygulama yapıldıktan sonra ölmeden kesmektir. Yani hayvanın ölümüne sebep olan şeyin boğazına sayılan bıçak olması gerekir. Eğer boğazına bıçak çalınmadan hayvan ölürse mundardır, eti yenmez. Yani o şoklamayı yapıp da yarım saat sonra gelip de kesip de hayvan ölüyorsa... O zaman hayvan ölmüşse eti yenmez. Hatta bazı alimler içerisinde eğer şoklama yapıldıktan sonra kesilmese bile ölecek idiyse o hayvan, kesilse de eti yenmez diyenler var. Ama burada bir zorunluluk var, bir ihtiyaç var. Nedir o? İçinde bulunan ortam buna imkan vermiyor. Bu devlet izin vermiyor. Evet. Dolayısıyla biz neyi tercih ediyoruz şimdi? Ölmeden önce eğer boğazına bıçak çalınır, kesilirse, yani ölümü o bıçaktan dolayı olursa bu hayvanın eti yenir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de toslaşarak ölen, evet efendim. Hani hayvanlar tosluyorlar birbirlerini. Evet. Öyle ölen. Yukarı bir yerden yuvarlanarak ölen. Efendim, boğazı boğularak ölen hayvanların etlerinin yenilemeyeceği ifade edilir, yenilmeyeceği. Ama eğer bu hayvanlar kesilirse müstesna. Ölmeden yani. Ölmeden. O anda yetişir. Yani hayvan taştan yuvarlanmış. Veya bir diyelim ki trafik kazasında bir araç çarpmış, düşmüş. Ölmeden kesmişim, o yeniliyor. Bu da ona benziyor biraz. Yani burada söyleyeceğim şey şu. Eğer bu hayvan ölmeden önce, yani o şey sıkıldıktan sonra ölmeden önce kesilmiş ise, kesiliyor ise eti yenilir. Ama ölmüş ondan sonra boğazına bıçak çalınmışsa yenmez. Peki. Ama dediğim gibi öncelikle ki mesela Avrupa'da Yahudiler bak bunu başardılar zannediyorum. Yani Yahudilerde de boğazına kesilmesi lazım hayvanların. Onun için mesela o Yahudinin kestiği
daha şey, yani diğer Hristiyanlara vesaire kestiklerine göre daha bizim açımızdan İslami usuller olabilir. Ve onlar bildiğim kadarıyla tabii adamların gücü var. O hakkı elde ettiler. Kendileri hayvanlarını istedikleri gibi kesiyorlar. Ama maalesef Müslümanlar bunu yapamadı. Halbuki dünya kadar Müslüman var Avrupa'da. Yani bunun siyasi ise siyasi, efendim, yani demokratik yollarla bu haklarını almaya çalışmalılar. Onu da tavsiye edelim. Peki. Efendim beyefendi hattaydı zaten. Muhtemelen dinlemişlerdir. Veya onun gibi bu manada sıkıntısı olan herkes dinlemiştir. Evet. Ve cevabı da inşallah ulaşmıştır. Bolu'ya dönüyoruz değerli hocam. İsmail Koç hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Koç. Bolu'ya selamlar efendim. Aleykümselam hocam. Buyurunuz İsmail Bey. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam benim bir soru var da. Ben Bolu Mudurlu Gönce köyünden alıyorum. Buyurunuz efendim. Hocam bizim imamımız var. Yaklaşık 20 sene oldu ziyaretim. Ama 10 sene önce sol bacağına kırıldı. Sol bacağı kesinlikle bükülmüyor. Evet. Ben şahsen arkasına namaz kılmıyorum. Çünkü ben bunu birkaç tane hocamıza sorduğum vakit kesinlikle dedi, kılamaz dedi. Ama ben tereddütte kaldım. Hiçbir şekilde arkasına namaz kılmıyorum. Evet. Hocamdan bunu öğrenmek istedim. Acaba arkasına namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Sol bacak kesinlikle bükülmüyor. Hay hay. Yani başka bir özür mahiyetinde bir şey yok değil mi efendim? Sadece beden olarak böyle bir kaza sonucu. Peki. 10 sene önce trafik kazası peki geçirdi hocam. Peki efendim. Soralım. Başka bir soru var mı İsmail Bey? Yok hocam. Hocama sıhhat diliyoruz. Afiyet diliyoruz efendim. Bolu'ya selam ediyoruz. Önemli bir nokta değerli hocam. Bedensel engelli bir kişi, bedensel engeli olmayan kişilere namaz kıldırabilir mi? Bir defa eğer bu kişinin imamlık yapması caiz olmasa idi, şimdiye kadar bu yani çoktan o görevden başka bir göreve naklederdi. Mesela nitekim bazı özür sahipleri var. Ne yapıyor? İşte idrarını tutamıyor. Veya bağırsak ameliyatı olmuş diyelim, işte torba takılıyor vesaire. Bu tip rahatsız olanlar eğer imamsalar, onları ya müezzinliğe veya bir büro memurluğuna atıyorlar. Niye? Çünkü onların arkasında namaz kılınmaz bu durumda olan. Bu sahibi özür yalnız altını sahibi özür derim. Yani peki, o idrarını tutamıyor veya dini bir terim. Yani bu abdest tutamıyor. Abdest tutamayan kişiler için peki efendim. Yani bunun peşinde namaz kılınmaz. Peki. Ama bedendeki özür, yani işte aksaklık gibi, efendim amalık gibi, çolaklık gibi vesaire. Bunlar imam olmaya engel özürler değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefatından önceki son hastalığı zamanında oturduğu yerden cemaate namaz kıldırdı olmuş. Evet efendim. Ha, şimdi dolayısıyla hatta ayakta namaz kılan kişinin oturarak namaz kılana uyması caizdir. Buna engel yoktur. Bu kardeşimiz hiç tereddüt etmesin, evhama kapılmasın. O imam eğer kıraatı yerindeyse, düzgünse, başka bir engeli yoksa, sırf bacağını bükemediği için onun peşinde namaz kılınmaz diye bir şey yok, kılınabilir, imamlığa devam eder. Yani buradan o köyde bizi izlemekte olan bir ahali varsa olabilir, tabii, belki tabii toplu olarak izliyorlardır. Tabii, herkes için muhterem aynı. Muhterem hocam buyuruyorlar ki o imam efendinin arkasında namaz kılınır, kılınır, başka bir engeli yoksa. Peki. Yani başka engel dediğim şey, demek ki söylediğim. Abdest meselesi. Abdest meselesi. Peki efendim. O halde genel olarak da hocam bunu mesela diyelim imam efendinin dışına çıkardığımızda herkes için bir algı olarak baktığımızda aynı şey değil mi? En basit. Bakın bilmiyorum kim bu arkadaşa dedi ki onun peşinde namaz kılınmaz diye. İlmuhallerde şöyle bir şey geçer. Kim kime uyamaz deyince işte ayakta kılan oturarak kılana uyabilir. Abdestli kılan işte teyemmüm ederek edene uyabilir. Ayağını yıkayan ayağını meshedene uyabilir. Esini meshedene uyabilir şeklinde bunlar net olarak açıklanır yani. Peki efendim. Evet devam ediyoruz. Nide ile birlikteliğimiz sürüyor. Suat Özcan hattımızda. Hoş geldiniz. Nide'ye selamlar Sayın Özcan. Nide'deki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Suat Bey. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. Ben hocama bir şey soracağım. Bir adamız var. Evet efendim. Şimdi bu ada bir mesela İmam Hatip'te okuyan çocuklar var. Oraya mı bileyim, burada komşulara mı dağıtayım? Bir de gene şimdi camide namaz kılıyor. O sandalyenin adamı on safa oturuyor. O şöyle bari arkada kadar secdeyi demiyor. Dört büklüm oluyor. Bizim imamlar da bir şey demiyor. Bu ne değil bize bir anladın, biz dinleyelim ha. Peki.
Efendim? Oğlum iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Sıhhat diliyoruz efendim. Miriye selamlar, Suat Bey afiyet diliyoruz. Evet. Ben tam anlamadım. Doğru. Hocam ikinci soru sandalyeyle ilgili. Bu namazı rahatsızlıklarından dolayı oturarak namaz kılıyor. Adakla. İlki de efendim adak bir adağımız var diyor. Öğrenci arkadaşlara mı verelim yoksa kolu komşuya mı dağıtalım? Kim muhtaçsa ona versin. Kim daha çok ihtiyaç sahibiyse ona versin. Şimdi genelde tabii bu okullar, kurslar, yurtlar neyse. Burada öğrenciler oluyor. Ve bunlara verme kolay oluyor. Dağıtması yok. İşte veriyor toptan. İşte onları kesiyor, yediriyorlar, yiyorlar, yediriyorlar. Bir defa ada kurbanı zengin yiyemez. Eğer o okulda, kursta hocalar da var, çalışanlar var. Öğrenciler içerisinde yetişkin olup varlığı yerinde olanlar olabilir. Veya küçük olup, yani ergenlik çağına henüz gelmemiş, babası zengin olanlar olabilir. Bunların yememesi gerekir. Yani bu adak ancak fakirler tarafından yenilecek. Eğer çocuklar fakirse hepsi, aileleri fakirse ve onu yiyenler içerisinde zengin yoksa, ister okula versin, ister fakire versin fark etmez. Ama eğer öyle değilse, kendi bildiği fakir komşularına, fakir yakınlarına, fakir akrabalarına, tabi usul ve furu dışındaki, onlara vermesi daha iyi olur. Peki efendim. Bu bir. İkincisi sandalyede namaz meselesi. Bir defa Cenab-ı Hak bize gücümüzün yetmediği bir teklifte bulunmamıştır. Yani takatımızın yetmeyeceği bir teklifte bulunmamış. Eğer herhangi bir ibadetin bir rüknüne, bir farzına, bir hareketine, fiiline gücümüz yetmiyorsa kolaylaştırılır. Şimdi ayakta durmak namazın farzlarındandır değil mi? Evet efendim, kıyam. Ha, kıyam. Ayakta durmaya gücü yetmeyen kişi nasıl namazını kılabilirse öyle kılar. Oturarak. Tabii eskiden sandalyeye oturma adeti yoktu. Onun için bizim fıkıh kitaplarımızda genelde oturmadan bahsedilir. Yani oturur, oturduğu yerden. İşte rükuda biraz eğilir, secdede biraz daha fazla eğilir. Hatta eğer oturacak, oturamıyorsa uzandığı yerden evet. Başını eğerek namazını kılar şeklinde şeyler vardı. Hükümler var, bilgiler var. Evet. Ama şimdi insanlar dizlerini bükemediklerini söylüyor. Dizlerini bükemediklerini söylüyorlar. Doğru. Belleri veya sorunlu. Bellerini şey yapamıyor. Bu insanlar ne yapsınlar? Yani namaz kılmasınlar mı? Veya bunlar namaz kılacağız diye sakatlansınlar mı? Veya eziyet mi çeksinler? Hayır. O zaman sandalyede kılabilsinler. Yani bizim tavsiyemiz şu. Birinci derecede tabii o rükünlere, kıyam, kıraat, ruku, sücud bunlara riayet ederek kılması. Ha buna gücü yetmiyor. Oturarak namaz kılabiliyor. Oturarak kılsın. Ona da gücü yetmiyorsa o zaman sandalyede kılabilir. Ama bu da istismar edilmemesi lazım. Ben dün mahallemizin camisinde saydım sandalyeleri. 22 tane sandalye vardı. O tabure. Yani cemaatin yarısı taburede kılıyor. Herhalde şimdi ben bunlara bir ithamda bulunmak istemiyorum yani. Demek ki adam buna ancak buna gücü yetiyor ki öyle yapıyor. Kimisi dizinden ameliyat olmuş. Tabii eskiden olmayan bazı şeyler de var hastadan şimdi. Klimalar hasta ediyor, bilmem hareketsizlik hasta ediyor, merdivenler hasta ediyor vesaire dizlerde. Yani burada sözüm özü şu. Nasıl namazını kılabiliyorsa, kılabiliyorsa ayakta rükû secde yaparak bu. Efendim onu yapamıyor ama oturduğu yerden yapabiliyor. Secdeye kapanacak o zaman oturduğu yerden. Diyelim secde yapabiliyor oturduğu yerden. Ha, o oturduğu yerden kız. Ama buna da gücü yetmiyorsa ne yapalım? O zaman sandalyede kılar. Twitter, Facebook üzerinden hocam buna benzer birçok soru sorulmuştu. Sormuş. Bunların cevabı olmuş oldu. Evet, ek olarak izleyicimiz bir de şunu söylemişti hocam. İşte biz önümüzde kalıyorlar. Yani rükû ederken efendim ya önümüzde durmalarında bir sorun var. Yapacak olanlar arkada dursunlar. Yani ona da dikkat etsinler yani. Yani o zaman oturakla namaz kılan arkadaşlar, yani abiler. Yani cemaati rahatsız etmeyecek şekilde, onlara zarar vermeyecek şekilde bir konumda alsınlar. Hmm. Yani önümüzde olmalarının bir sakıncası var olmaz. Mı? Peki. Olmaz. Hocam şöyle Seyfi Kumru sosyal medya üzerinden bu soruyu da sormuştu, cevabını almış oldu. Devam edelim. İzleyicimiz Kütahya'dan selam ediyorum. Hocama Ehl-i Sünnet akidesi dahilinde verdiği cevaplar için memnuniyetimi belirtiyor, duasını bekliyorum demişler. Efendim son zamanlarda işte sandalyeden bahsetmiş. Akabinde demiş ki izleyicimiz
Şöyle bir soru sormuş muhterem hocam. Namazı icrada sakatlığın ölçüsü nedir? Secde anının çok önemi itibariyle diyor değerli hocam. Ya sakatlığın ölçüsü o işi yapamama. Yani o bedeni hareketlerin tadil erkanı var mıdır? O rüknü yerine getirememedir. Ölçüsü odur. Veya o rüknü yerine getirirken fazlaca acı çekmedir. Neyi yaparsa ondan düşüyorum. Yapamazsa ondan düşüyorum hocam. Hangi hareketi yapamaz? Şimdi şöyle düşmenin düşmez. Yerine başkası geçer. Mesela secde yapamıyorsa evet. Eğilir. Yani rükû yapıyor. Diyelim oturarak da baskılıyor. Evet efendim. Hafif İnsan, eğiliyor. Rükûda biraz eğilir. Secdede daha çok eğilir secde yapamıyorsa. İkinci sorum hocam bidat hakkında olacaktır diyor. Cuma namazlarında bazı Selahattin camilerde Fatiha'ya davet diye başlayan caminin yapanlarının da hatırlandığı Fatiha'ya davet yapıyor. Buna bazıları bidat diyor. Bu bizim Osmanlı'dan beri uygulanan bir şey. Mesela bizim kendi köylerimizde veya Anadolu'nun küçük illerinde, ilçelerinde bu yok. Evet efendim. Bu İstanbul'da mesela ben bunu ilk defa İstanbul'da duydum. Doğru orada Salatin'de var. O Salatin camilerde böyle bir şey yapıyorlar. Osmanlı'dan gelmiş, yerleşmiş bu. Bu bir yapılması şart olan bir ibadet olarak algılanmıyor. Ecdada bir rahmet ya. Yani o oraya hizmeti geçenlere, caminin banisine, işte orada imamlık yapan, müezzinlik yapan insanlara, hayır hasenat sahiplerine bir Fatiha söyleniyor. Bu namazın bir parçası olarak yapılmıyor, bir cüzü olarak yapılmıyor. Ve muhtemelen bu ihdas edildiği zaman da o günkü dini otoritelerden fetva alınarak, cevaz alınarak yapılmıştır. Onun için bunun bidat olarak değerlendirilmesine gerek yok. Son olarak hocam yine izleyicimiz biraz geniş sormuş ama son bir cümlede şunu sormuşlar. Hocam cehri açıktan okunan işte hutbelerde duaya el açmak veya amin deme meselesiyle ilgili bir sıkıntı. Şimdi genelde bizim Hanefi mezhebinde namaz içindeki dualara gizli amin deriz biz. Mesela Fatiha suresinden sonra amin diyoruz. Evet. Biz gizli söylüyoruz. Ama bazı mezhepler açıktan söylüyor. Şimdi hutbeyi de böyle buna kıyaslarsak, hutbedeki duaya da amin demenin sakıncası olmaz ama gizli söylemek daha iyidir. Peki. Devam ediyoruz değerli hocam. Ankara'dan Zuhal Hanım attığımızda. Zuhal Şanal. Hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz. Ben gusül abdestinde küpeyle alakalı bir soru soracağım. Buyurun efendim. Çok eskiden kulaklarım delinmiş fakat ben küpe kullanamıyorum, hiç sevmiyorum. Normalde 5 vakit abdest alırken bile küpe kulağımda varken çok rahatsız ediyor beni mest etmek. Ben yıllardır küpe kullanmıyorum. Çok dikkatli bir şekilde yıkayarak böyle geçiştiriyordum. Fakat kulağın delikse mümkün değil gusül abdestin tutmaz dediler. Bu beni aylardır rahatsız ediyor. Yani ben bu şekilde nasıl kullanabilirim? Yani küpe takmayı asla sevmiyorum. Rahatsız peki, ediyor. Peki efendim affedersiniz. Yani gusülde bir küpe gibi bir şey o yani menfez açık mı efendim? Kulak deliklerim tabii açık. Sonra birisi çok bir ısrar etti. Tamam. Dedi, bir bakın bakalım dedi. Peki. Kulağın kapanmış mı? Delik mi dedi? Evet delik. Peki. Soralım değerli hocamıza. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Buradan su geçirmek için bunu kullanmanız gerekir mi gerekmez mi? Başka bir soru var mı efendim? Yok. Çok teşekkür ederim. Afiyet diliyoruz Ankara'ya. Selamlar. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Şimdi evet, usulde vücutun yıkanılması mümkün olan her yeri yıkanacak. Evet değerli hocam. Hanefi mezhebinde ağzın içi, bak vücudun dışı değil. Hanefi mezhebinde vücutun dışı değil. Yıkanılması mümkün olan her yer yıkanacak. Şafii mezhebinde ise vücutun dışı. Şimdi eğer o küpe deliklerine suyu ulaştırmak bir şekilde mümkünse ulaştırılmalıdır. Evet efendim. Bir şekilde. Ama mümkün değilse ona engel yoktur. Mesela biz ne yapıyoruz şimdi? Ağzın içini yıkamak farz Hanefi mezhebinde. Ama diş dolgusundan dolayı gusül eksiktir demiyoruz. Yani tam da yeri geldi. Dolgu abdeste engel mi değil? Değildir. Peki. Gusüle de engel değildir. O halde yani. Ha, veya diş kaplaması engel değildir. Niye? Onun altına suyu ulaştırmak mümkün değil. Mümkün değil. Peki. Ha, bu kulak deliklerine de eğer suyu ulaştırmak mümkünse ulaştırılmalı. Ama mümkün değilse o zaman ovalayarak falan yeter. Yani şimdi ben ama küpe kullanırsam istemiyorum diyor kullanmak. Yani ben doğrusu iki küpe olmasa da bir iplik falan böyle yapıyorlar benim eskiden görüyordum. Böyle bir yöntem de uygulayabilirim. Sadece gusülde yeterli yani. Gusülde tabii zaten abdeste gerek yok. Peki. Evet efendim devam ediyoruz. İzleyicilerimiz soruyorlar kıymetli hocam ama
Bir aramız var değerli izleyicilerimiz. Akabinde bilgilenmeye, değerli hocamızın ilminden istifade etmeye devam edeceğiz. Ayrılmayınız. Değerli izleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye soruyoruz. İşin doğrusunu öğreniyoruz. Hep birlikte hafızalarımızda unutmaya yüz tutmuş olduğumuz dini bilgilerimiz var ise bunları da tazelemiş oluyoruz efendim. Hep birlikte muhterem hocamızın ilminden istifade etmeye devam ediyoruz. Değerli hocam, izninizle bir mail sorusuyla devam edelim. Aygün Zemheri, hocama selam ediyorum diyor. Elde ettiğimiz şirket kar payı gelirinden daha fazlasını beyan ederek ödediğimiz gelir vergisi zekat kabul edilir mi? Demiş. Yani şunun altını çizelim hocam. Elde ettiğimiz şirket kar payından daha fazlasını diyor beyan ederek. Devlete yani ödediğimiz. Öyle yaparlar mıymış? Yani genelde eksik beyan ederler de fazla da beyan ederler. Öyle diyor hocam. Gelirden daha fazlasını beyan ederek. Genel olarak her ne olursa olsun, ister az ister çok, vergi zekat yerine geçmez. Neticede o dönemde vergi yoktu demiş hocam. Olsun. Vardı, niye yoktu? Şimdi bakın demiş. Peygamber Efendimiz zamanında belki yoktu ama daha sonraki dönemlerde devlet başkanı ihtiyaca göre vergi alıyordu. Yani halifeler. İslam devletleri. Tabii evet. Canım, tabii. İhtiyaca göre daribe denir o, vergi alıyordu. Zekat ise, bak şimdi, vergi devletin emri gereği alınan bir şeydir, maldır. Zekat ise Allah'ın emri gereği alınan bir şeydir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında belki vergi yoktu o zaman. Evet. Ama zekatı devlet topluyordu ve Kur'an-ı Kerim'de açıklanan yerlere sarf ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıklanan 8 sınıf var. O sınıfa sarf ediyordu. Oralara sarf ediyordu. Bu amil denilen devlet... Vergi toplayıcılar. Vergi toplayıcı memurlar gidip toplayıp... Zekat toplayıcıları da düzeltelim efendim peki. Zekat toplayıcılar. Bir de yollardan geçen tüccarın bu malının zekatını alan aşir denilen de aşir vardı. Yani gidip meskun mahalle... meskun mahallelere gidenler zekat toplayanlara amil, yollardaki yollarda tacirlerden hani de... diyelim şimdi. Hay hay efendim. Ama orada... Oradan geçen tüccarın, ki bu tüccarların malının zekatını alanlara da aşir denir. Aşir, peki. Şimdi onlar alıyordu ve bunu devlet yine hak sahiplerine veriyordu. Ha, bunun dışında devlet ihtiyaç duyduğu zaman halka, tabaya vergi koyuyordu. Bu var yani. Ha, şimdi bugünkü vergi niye zekat yerine geçmez? Bir, ki en önemlisi odur. Vergiler zekatın sarf yerlerinin dışında başka yerlere de sarf ediliyor. Devlet tarafından günümüz. Mesela devlet bugün topladığı vergilerle yol yapıyor, efendim işte okul yapıyor, enerji kaynaklarında kullanıyor. Hatta bazı işte sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetlerde kullanıyor. Evet. Ve onlar zekatın sarf yerleri içerisinde değil. Hatta camiye bile yapmana bile zekat veremezsin diyoruz değil mi? Doğru. He. Dolayısıyla devlete verilen vergi zekat yerine geçmez. Mutlaka zekat o 8 sınıftan birine verilmelidir Hanefi mezhebinde. Diğer mezheplerde farklı görüşler var. Mesela her sınıfa verilecek diyenler var. Her sınıfa. Mesela fakirlere verilecek, yolculara verilecek. Efendim borçlulara verilecek, her birine verilecek diyen görüşler var. Ama Hanefi mezhebinde bunlardan herhangi birisine verdiğin zaman zekatını yeterlidir. Peki yani buradaki de ayrı ayrı verilecek mantığı. Aynı şeyi. Bazı mezhepler. Ama ayrı ayrı. Her birine ayrı ayrı paylaştırılacak. Yani mesela diyelim ki adamın 10 bin lira vergi, işte zekat verecek. Yani. İşte 1000 lirasını fakire, 1000 lirasını miskine, 1000 lirasını yolcuya, 1000 lirasını borçluya, 1000 lirasını müellefeye, kulüfe. Böyle diyen mezhepler var. Şafii mezhebinde böyle o. Evet efendim. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde bu 8 gruptan herhangi birine verdiğin zaman o borcun ödenmiş oluyor. Peki efendim. O halde bu tür sorular hocam zaman zaman geliyor yani program içerisinde ama izlemekte olan bu tür tacirler, bu tür tüccarlar var ise bu işin dini olarak boyutunda zekat, vergi... Şunu yapabilir. O meblağ var ya, meblağ. Elindeki meblağ. Evet efendim. O meblağdan vergiyi düşebilir bak.
Mesela adamın 100 bin lira parası var. Bunun 20 bin lirasını devlet vergi olarak alıyor. Evet. Gelene kaldı 80. Bu 100 bin liranın değil de 80 bin liranın zekatını verir, 40'ta birini verir. Vergisini verdikten sonraki elinde kalan parayı yani zekat. Veya vergi borcunu vermemiş bile olsa borçsa borç. Peki, borçlar düşülecek ya sonra. Toplam meblağdan. O da bir borçtur. Evet. Dolayısıyla onu düşer. Geriye kalan netinin vergisini, zekatını verir. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Ali Kaplan hattımızda. Hoş geldiniz Ali Bey. İstanbul'a selamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz beyefendi. Hocamızın sorum şu olacak. Aynı zamanda doktorum ben. O yüzden bu soruyu sormak istedim. Buyurunuz. Hastalarımızın hastalıklarıyla ilgilenmeme, onları tedavi etmeme gibi bir hakları var mı? Özellikle ciddi hastaların, mesela kanser hastasının, ben tedavi olmak istemiyorum. Nere kadar giderse gitsin deme gibi bir hakkı var mı dinimize göre? Soralım tedaviyi reddetme noktasında. Başka bir soru var mı doktor bey? Yok, teşekkürler. Bizim hastalarımızla sık sık karşılaştığımız bir problem bu. Yani bir hasta derse ki ben tedavi olmak istemiyorum, ne olursa olsun deme gibi bir şansı var mı? Peki efendim, soralım dini açıdan bu işin usulünü. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz efendim. İstanbul'a selamlar. Evet, doktor dinimizin Ali Bey. Dinimizin yasak kıldığı şeylerin en başta gelenlerinden birisi adam öldürmektir. Ve bir kişiyi öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibi eş tutulmuş. Eş tutulmuş Kur'an-ı Kerim'de. En büyük günahlardan birisi. Bir başkasını öldürmek ne kadar büyük günahsa, insanın kendi kendini öldürmesi de o kadar büyük günahtır. Mesela insanın kendi kendini silahla öldürmesi intihar. İntihardır. Buna hiç caizdir diyen var mı? Yok. Peki, böyle yapmıyor da tedaviyi reddettiği için ölüyor. Evet efendim. Bunu da İslam alimleri caiz görmediler. Bu da bir intihar çeşidi. Yani bir çeşit, tam olmasa da, tam diğeri gibi olmasa bile yine de bir şey. Sonra Kur'an, Peygamber Efendimiz tedaviyi tavsiye ediyor. Birçok hadislerinde tedaviyi tavsiye ediyor. Tabii bu tedaviyi tavsiye ederken bu bir tavsiyedir, emir değildir şeklinde değerlendirmek mümkün. Ama diğer ilkelerle, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu hadisleri birlikte düşünüldüğü zaman İnsanın tedavi reddetme hakkının olmadığı sonucuna çıkılıyor ki bazı böyle fıkıh konseyleri var İslam aleminde bugün. İslam fıkıh mesela İslam Mecmual Fıkıh İslami, Mecmual Fıkıh İslami var, Küveyt'te var konsey vesaire. Bunlar bu konuyu tartışmışlar ve caiz olmadığı sonucuna varmışlar. Ama şu biraz farklı olabilir. Mesela kişi makineye bağlı. Evet. Makineden çektiğin anda ölecek. Çekilebilir mi, çekilemez mi? Aslında o diyorlar ki mesela bu aslında ölmüş bu. Beyin ölmüş. O kalbi sadece makine çalıştırıyor. Makine çalıştırıyor ha. Diyorlar. Çektiğin zaman o da duracak. Bu olabilir mi, olmaz mı? Bunu tartışmışlar. Ve bu durumda olanların çekilebileceğini söyleyenler var alimler içerisinde. Tabii çok çeşitli gerekçelerle. Bir, bu adam ölmüş zaten bunun kalbini hareket ettiren şey makine şeklinde bakılıyor. Veya o makineler sınırlı, o makineye bağlandığı zaman kurtulma ihtimali olan hastalar olabilir, sıra bekleyen. Mesela onu düşünerek bu çekebilir şeklinde bakış açılar var vesaire. Ama öyle değil de normal ilaç alma veya ne bileyim diğer tedavi yöntemlerini reddetme hakkı yoktur. Yani bir doktora gidip de ben bu ilacı kabul etmiyorum veya şu tedaviyi reddediyorum. Yani şunu söyleyeyim, farklı görüşte insanlar çıkabilir. Mesela Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir hastalanmış, tabip getirelim demişler, istememiş. Mesela bunu delil göstererek, kişi tabip istemeyebilir şeklindeki görüşler de var ama onlar çok çoğunlukta değil, azınlıkta. Demin söylediğim gibi o konseylerin kararı kişinin tedavi reddedemeyeceği istikamette. Peki efendim. Adem Yolcu, hocama selam ediyorum demiş izleyicimiz. Efendim, istibrayı ne kadar uzatacağız değerli hocam? Bazen şüphe geliyor, buna itibar edecek miyiz? Biraz istibra hakkında kıymetli hocam bilgi verebilir mi? Demişler Adem Yolcu beyefendi. Önce istibranın ne olduğunu. Hay hay efendim, nedir istibra? Facebook'tan i̇stibra, bir soru. Şimdi küçük abdest yaptıktan sonra
idrar yollarında idrar kalıntısının kalmaması için veya kalan kalıntıların dışarı çıkması için yapılan işlem. Ki bunun farklı yöntemleri olabilir, yürüme olabilir. İşte bazıları hareket eder, bazıları öksürür vesaire. Yani bu kişiye göre de değişebilir. Burada önemli olan şey nedir? Evet. O idrar yollarındaki kalan idrar kalıntısını dışarı atmak ve abdest aldıktan sonra o kalıntının gelmesini engellemek. Bunun bir süresi olmaz. Yani şu kadar süre, bu kadar süre diye bir sınırlama yoktur. Kimi insan vardır, istibraya bile gerek kalmadan, özellikle genç hallerde için söz konusu olabilir. Herhangi bir istibraya gerek kalmadan idrarın tamamını boşaltır. Evet. Ama kimi insan vardır, bir süre beklemesi gerekir. Bazı işte hareketler yapması gerekir. O zaman olay şudur, artık bitti bu iş deyinceye kadar bekler. Evet. Ve onu dediği zaman da o 2 dakikada mı olur, 3 dakikada mı olur, 5 dakikada mı olur belli olmaz. Buna göre abdest aldı, namazını kıldı. Bitti iş, temiz. Ama istibra yaptı, temizlendiğini zannetti, abdest aldı fakat sonra tekrar damlama oldu. Hissetti namazdayken. Abdesti bozuldu. Çıkarsa mı? Ama böyle acaba mı falan şeklinde bir tereddüde gerek yok. Böyle evhama kapılmaya gerek yok. Adım atma vesaire hocam. Yani bu yöntemler farklı olabilir. Peki, kişiye göre değişebilir. Kişiye göre değişebilir. Yani o halde ihtiyaçtan sonra biraz dikkat etmek kişiye biraz göre. Biraz beklemek, acele etmemek, belki biraz hareket etmek. Dediğim gibi öksürmeyi mesela tavsiye olabilir. Yani bu şekilde temizleyenler çıkabilir. Bu kişiye göre değişebilir. O herkes kendi bilir yöntemini zaten. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Konya'dan İrfan Kaya hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kaya. Konya'ya selamlar efendim. Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Selamlar, sağ olun. İrfan Bey. İrfan Bey buyurunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Benim hocama sorum olacaktı. Buyurun efendim. Peygamberin mezhebi neydi? Hazreti Muhammed'in mezhebi neydi? Ben hiçbir mezhebe kayıtlı değilim de. Hay hay. Böyle soralım. Efendim. Peki efendim soralım değerli hocamıza. Başka bir soru yok herhalde. Yok sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya selamlar beyefendi. Şimdi. Evet değerli hocam. Eğer bir kimse müştehitse mezhebe ihtiyacı yok zaten. Evet efendim. Peygamberimizin mezhebi neydi? Peygamberimizin mezhebi İslam'dı. Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. O ayrı bir mezhepti. O zaten kendisi İslam'ı bize öğreten insandı. Şimdi mezhepler neye çıktı? Bir defa Kur'an-ı Kerim'i anlamada bazı görüş ayrılıkları olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i anlamada. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler veya bazı kelimeler birden çok anlama gelebiliyor. Bazı ayetler hem hakiki manada hem mecazi manada kullanılabiliyor. Mesela Kur'an'da evlâ meslü min nisa'e var. Evet. Ayette yani veya kadınlara dokunduğunuz zaman. Şimdi kadına dokunma deyince bu bir elle temas anlaşılabileceği gibi bu hakiki mana. Cinsel ilişki anlamı da çıkabiliyor. Şimdi bu burada Cenab-ı Hakk'ın muradı ne idi? Peygamberimizden de bu konuda bir açıklık gelmemiş diyelim. O zamanki insanlar bunu o günkü selikaları ile anlamışlar. Ama sonra tereddüde düşmüşler. Bazı alimler demiş ki, anlamış ki bunu. Bundan amaç elle dokunmadır. Öyleyse elle dokunma abdesti bozar. Bir görüş. Bazılar da demiş ki bundan maksat cinsel ilişkidir. Elle dokunma abdesti bozmaz. Bu başka bir görüş. Bak şimdi 2 tane görüş aynı ayette. Bugün uyguluyoruz ya. Aynı ayette. Sonra sık sık burada verdiğimiz örneklerden birisi var. Yani boşanan kadınlar 3 kur beklesinler evlenmeden önce. Ona iddet diyoruz. Kur nedir? Kur hem adet olma manasına geliyor Arapçada hem de adetten temizlenme anlamına geliyor. Burada amaç hangisidir? Bunu anlamada bazı alimler bunu adet olarak anlamış, bazıları adetten temizlenme olarak anlamış. Size bir görüş ayrılıyor. Bazı hadisler Peygamber Efendimizin farklı zamanlarda yaptığı aynı olayla ilgili farklı uygulamalar olabiliyor. Ha şimdi bu uygulamaları anlatan sahabiler var. Nakleden sahabiler var. Bu sahabilerden sonra gelen raviler var.
Bunları değerlendirirken farklı değerlendirmeler oluyor alimler. Mesela birisi diyor ki Ahmet daha güvenilir. Öteki diyor ki Hasan daha güvenilir. Hasan bir şey nakletmiş, Ahmet başka bir şey nakletmiş. Ahmet'i daha güvenilir gören alim Ahmet'in dediğini kabul etmiş. Aynı olay hakkında. Aynı olayla ilgili veya peygamberimizin farklı zamanlarda farklı uygulamaları da olabilir. Peki. Peygamberimizin kendine sorulan sorunun soran kişiye göre verdiği cevaplar olabilir. Bunları almada. Sonra örf. Irak örfü ayrı. Tabii bu daha çok örf nerede ilgili? İbadetlerde değil, muamelatta ilgili. Evet. Mısır örfü ayrı. Irak'taki yetişen müçtehitler, Irak'taki şeylerle, oradaki örfe göre bir hüküm vermişler. Mısır'da yetişen müçtehitler, Mısır'daki örfe göre bir hüküm vermişler. Bu ayrı hükümler, ne olmuş? Aynı kişilerin yaptığı bu hükümler, birer mezhep olarak şey yapılmış. Bugüne kadar bir ekol. Evet efendim. Kurumsallaşmış. Ve insanlar, kimisi işte Hanefi mezhebini, kimisi Şafii mezhebini benimsemiş, onun peşinde gitmiş. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. Şeyde, İmam Şafii, Hicri 200 yılına kadar ki 150'dir vefatı, 200 yılına kadar Irak'ta kalmış. Tabii daha önce Medine'ye gelmiş falan, gidip gelmeleri var ama Irak'ta kalmış ve orada bir görüşleri var. Sonra 200 yılında Mısır'a gitmiş, Kahire. Ve orada da yeni bir ortamla, orada da yeni görüşleri var. Irak'taki görüşleri, bazı konulardaki görüşleri Mısır'a vardıktan sonra değişmiş. Ve Irak'taki görüşlerine önceki mezhebi aldığına anlamında mezhebi kadim denilmiş. Mısır'daki görüşlerine de mezhebi cedid, yeni görüşleri denmiş. Ve Şafii'den bile, İmam Şafii'den bile aynı konuda iki farklı görüş gelmiş. Ama tabii mezhebi cedidi daha çok bugün uygulanır hale gelir. Evet. Yani bu müçtehitlerin farklı görüşlere sahip olmalarının çeşitli gerekçeleri var. Ve bu gerekçelere dayanarak içtihatlar oluşmuş ve o insanlar o müçtehidin içtihadını benimsemiş. Bugün eğer ben veya herhangi bir insan, bu soruyu soran kardeşimiz, kendisi doğrudan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda, okuyup anlayıp hüküm çıkarabilecekse, Peygamber Efendimiz'in hayatında uygulamalarını hep bulabilecekse mezhebe girmesine gerek yok zaten. Tüm konularda ama değil mi hocam yani mevzu? Ya yani gene, namaz, gene, oruç vesaire ilgilendiren meseleler. Mesela ben bu arkadaşa şimdi sorsam, namazı niye göre kılıyorsun? Evet efendim. Ya bu mutlaka okuduğu bir kitaptaki öğrendiğine göre kılıyordur herhalde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namazı nasıl kılacağı anlatılmıyor. Peygamber Efendimiz'in namaz kılmalarında da farklı şeyler var. Diyelim nedir o? İşte sabah namazında kunut yapmış, vitir namazında kunut yapmış. Şimdi hangisini alıyor bu? İkisinde de mi yapıyor? Doğru. Mesela Hanefi mezhebinde vitirde. Vitirde. Ama Şafii mezhebinde sabah... Ramazan'ın son 15'inden sonra ancak. Vitirde oluyor. Vitir. Hanefi mezhebine göre sabah namazı tehlike, sıkıntı anlarında olmuş. Peygamberimiz doğru. Sabah namazında kunut yapmış ama... Bunu terk etmiş diyor Hanefiler. Yani o sıkıntı geçince terk etmiş. Yani şunu diyeceğim. Eğer kişinin ilmi birikimi bu mezhebe hiç ihtiyaç duymayacak kadar Kur'an'dan ve sünnetten doğrudan hüküm çıkaracak seviyedeyse mezhebe ihtiyacı yok zaten. Peki efendim. Peygamberimizin bu şey olduğu için onun mezhebi falan yoktu yani. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geniş bir izahatla muhterem hocamız paylaştılar. Buna ihtiyaç vardı bu konuda. Allah razı olsun hocam. Gayet de iyi hatta oldu. Biraz daha belki uzatılabilirdi ama seni sıkıntıya sokmadım. İzleyicimiz hatta ayıp olmasın. Oldu. Çok belki uzun süredir bekliyor efendim izninizle. Son birkaç 5 dakika civarlarındayız. Bursa'ya izninizle dönelim değerli tabii hocam. Ayşe Çemenli. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Bursa'ya selamlar efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ayşe Hanım duyuyoruz. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun benim. Buyurun efendim. Dinliyor değerli hocam. Benim altınlarım var. Evet. Yetim çocuklarım vardı. Babasını hiç görmediler. Eşim vefat etti. Evet, Allah rahmet eylesin. Onların doğumda toplanan altınlarım vardı. Sünnet düğünde topladığım için bana bir gelir gelsin istedim. Birisi iş yeri açıyormuş. Ayşe abla bana verir misin dedi altınlarını. Ben nasıl öbür işçilere para verdiğim gibi sana da her ay para vereceğim dedi. Evet. Ondan benim şeyim oluyor mu?
Nedim, faiz oluyor mu aldığım para benim? Her ay sana da işçiye verir gibi sana da aylık vereceğim dedi. Peki burada belirlemesini soralım mı hocam? Peki soralım değerli hocamıza nasıl olması faiz gerekir? Faiz oluyor mu olmuyor mu diye öğrenecektim. Her ay bana işçisine verdi gibi bana da aylık veriyor. Hay hay efendim. Sonra o altınları geri alacağım istediğim zaman. Hay hay, siz yani bir ücret ben 1.000 lira beklerim, 3.000 lira beklerim demediniz değil mi efendim? Hayır, o mesela peki. O bu kendisi fiyat belirliyor. Peki. Yani şu kadar vereceğim diye. Hay hay efendim, soralım değerli hocamıza. Başka bir soru yok. Evlatlarınıza hayırlar diliyoruz. Cenab-ı Allah geçmişine de rahmet eylesin. Bursa'ya selamlar efendim. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Hadi. Şimdi faiz nedir? Birisine para verirsin ve o para verdiğin kişi veya kurum, banka neyse der ki sana %10, %5 para vereceğim. Yani sen oraya 10 bin lira yatırdın. Der ki ben sana senede %10 faiz vereceğim, 1000 lira vereceğim der. Faiz bu. Öyle değil mi? Karşılığı olmayan fazlalık. Yani. Fazlalık, faiz. Şimdi yani bir başkasına para verirsen böyle olur. Yani para verip karşılığında para alırsan, maktu. Evet. Para efendim. Alırsan bu faiz. Nakit. Mal verirsin, yani paranın dışında bir mal verirsin, kiraya verirsin, para alırsın. Doğru. Bu kiradır, ücrettir bu. Mesela işte arabanı kiraya verirsin. Rentekar. Ve ayda 1000 lira para alırsın. Doğru. Evini kiraya verirsin, ayda 500 lira para alırsın. Bu ücrettir, caizdir. Bunda problem yok. Şimdi altın dinimizde para olarak kabul edilir. Ve altın kiraya verilmez. Ancak süslemek için, bak çalıştırmak için değil. Onun kendisini harcamak için değil, süs eşyası olarak kullanmak amacıyla verilebilir. Yani şöyle diyelim, siz altın var, adam bir süs yapacak, orada kullanacak. O zaman kiraya verebiliyorsunuz. Ama onu bozduracak, harcayacak, onun karşısında ücret alamıyorsunuz. Şimdi burada bu hanımefendinin bu şekliyle, anlattığı şekliyle para alması faizdir. Çünkü altını vermiş, öbür kimse bu altını bozdurmuş, çalıştırıyor. Verirken de altın olarak verecek, borç vermiş kabul edilir. Ve verilen borç içinde fazladan bir şey alınması faize girer. Ha, şu olabilir idi, altını verir veya altını bozdurur para olarak verir. Kaç lira tuttu, o para belli edilir. Adamın kendi sermayesi de vardır. O sermayesiyle beraber bu altının parasını çalıştırırsa, o altının parasına düşen kar, o payı verir. O karın bölüşebilirler, üçte ikisini, üçte birini, biri öteki alabilir. Yani şöyle demeliydiler bunlar işi başlarken, bunu bozduralım, efendim bu benim sermayenin içine katalım, beraber çalıştıralım, ortak olduk şimdi bak, ortak olduk. Ha. Senin bu altından aldığımız paranın payına düşen karın yarısı senin, yarısı benim. Mudarebe. Muraba. Mudarebe. Doğru. Bu olabilirdi. Bu olabilirdi. Ama öyle değil de ben sana 100 gram altın veriyorum. Sen de bana ayda 500 lira para veriyorsun. Bu nedir? Faizdir tamamen. Ne yapılabilir tam da burasındayken? Söyledim. Mesela o zaman hanımefendi şunu mu yapacak? Kardeşim merhaba, o altınları sen bana geri ver. Ha, şimdiden sonra... Ne yapılabilir? Çözümü ya, o, yani. O altınlar eğer istiyorlarsa bu şekilde çalışmayı, bozdurulur, nakde tamam. Çevrilir. Hanımefendi nakde iyi dinlesin. Çevrilir. Peki. Ve o nakit o kişiye ortaklık olarak verilir. Tamam. Bak, borcu olarak değil. Hay hay efendim. Ve o çalıştıran kişi kendi öz sermayesiyle bu aldığı ortaklaştırdığı paranın para oranlar diyelim ki kendinin 9 lirası var. Hay hay. 1 lira da hanımefendi var. Elde edilen karın 1/10 biri o 1 liranındır. 1/9 kendisinindir. O 1/10 üzerinde bir anlaşma yaparlar. Yarı yarıya bölüşürler, farklı bölüşürler ve elde edilen karı bölüşürler. Peki efendim. Böyle inşallah yapsınlar. Böyle yaparlarsa sakınca olmaz. İnşallah. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun değerli hocamız. Sıhhat diliyoruz. İnşallah nasip olur, ömür yeterse yarın akşam İnşallah. İlminizden yeni soruların inşallah cevaplarıyla istifade etmeyi umut ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Dua bekliyoruz. Yarın akşam saat 20'de
birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışım? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.